Değerli bahis severler, Kazandıran İddia Yorumları kanalından hepinize selamlar. Bu videoda sizlere 1 Aralık 2022 Dünya Kupası maçlarına dair iddia oynamadan önce bilmeniz gerekenleri ve çağlarla birlikte tercihlerimizi paylaşacağız. Dünya Kupası'nda çok enteresan maçlar oynanıyor. Tahmin edilmesi çok güç maçlar. Ancak biz yine bilmeniz gereken istatistikleri ve öne çıkan konuları maçlarla ilgili toparladık ve sizlerle birlikte kazanmaya daha yakın olmak istiyoruz. İçeriği beğenirseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve tahminlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın diyerek hemen 1 Aralık Çarşamba bültenine geçmek istiyorum. Yine 4 maç var. 18 seansından ve Kanada-Fas maçından başlıyoruz. Dünya Kupalarına 1986 ve 2022'de katılabilen ve şu ana kadar Dünya Kupalarında 5 maç yapan Kanada 5 mağlubiyet aldı. İlk ve tek golünü ise son maçta Hırvatlara karşı buldu. 2026 Dünya Kupası'nın ortak ev sahibi Kanada için Fas maçı Dünya Kupalarındaki ilk puanlarını alabilmek adına önemli. Ve fakat bu turnuva açısından ise prestij maçı olacak. İlk iki maçında gol yemeyerek 4 puan toplayan Fas ise grubu lider bitirmenin planlarını yapıyor. Bu maça ilişkin tahminim Kanada'nın grupta gol yemeyen Atlas Aslanlarına karşı gol atabileceği, Fas'ın da gruptan çıkmak için buna karşılık vereceği. İdeal tercihim 1.66 oranıyla karşılıklı gol var seçeneği. Mert, Kanada'nın prestijini korumak isteyeceği görüşüne katılıyorum. Kanada yüksek tempolu oynayıp ön alan presi yapan bir takım. Jonathan David, Alfonso Davies, Buchanan, Öztakyo yakından takip ettiğim ve çok etkili oyuncular ve pozisyon yaratmakta zorlanmıyorlar. Fas ise Hakim Ziyech, En-Nesyri gibi etkili hücumculara sahip. Sağ bek Achraf Hakimi bana göre mevkisinde dünyanın en iyi 5 oyuncusundan biri. Eski Galatasaraylı Nordin Amrabat'ın kardeşi Sofyan Amrabat ise orta sahada oyunu yönlendirip sorumluluk alıyor. Temposu ve driplingleriyle ön plana çıkan bir Kanada ve tekniğiyle ön plana çıkan Fas'ın karşılaşmasında ben de seninle aynı görüşteyim Mert. Benim tercihimde karşılıklı gol var. 18 seansının diğer maçında FIFA dünya sıralamasında ikinci olan Belçika ile 12. olan Hırvatistan karşı karşıya geliyor. Ve iki takımdan biri Dünya Kupası'na veda edecek gibi görünüyor. 4 puanlı Hırvatistan rakibine göre daha avantajlı. Son 4 maçında 2 kez maçların ilk 10 dakikasında gol yiyen son Dünya Kupası finalisti Hırvatlar bu maçlarda 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Ve erken gol yemenin üstesinden gelmeyi bildi. Belçika tarafı ise biraz daha karışık. İlk maçını şanslı bir şekilde 1-0 kazanan Belçika, ikinci maçında teknik direktör Roberto Martinez'in teşhisine göre kaybetme korkusu yaşadı ve Fas'a 2-0 kaybetti. İkinci maçta geniş çaplı bir rotasyon yapmalarını beklediğim Belçika bunu yapmadı ve bunun cezasını ödedi. Çağlar, ben takımda bir kaos havası olduğunu ve her kafadan bir ses çıktığını düşünüyorum. Böyle bir ortamda başarının gelmesi de pek muhtemel değil. Öte yandan rotasyon yapmadan aynı şeyi yapıp farklı sonuç beklemek de bana ahmakça geliyor. Maça ilişkin tahminime gelecek olursak maçın kontrollü başlayacağını düşünüyorum ve maçın ikinci yarıda açılacağı kanaatindeyim. Bu nedenle tercihim 1.85 oranıyla en çok golün ikinci yarıda olacağı şeklinde. Mert, Belçika ile ilgili görüşlerine tamamen katılıyorum. Hazard, De Bruyne ve Vertonghen arasındaki problem, Vertonghen'in hücum oyuncularını suçlaması, De Bruyne'nin takımın yaşlı olduğunu, bu yüzden başarısız olduklarını söylemesi, kaleci Courtois'un De Bruyne'ye cevap olarak Modric ile Benzema'nın da yaşlı oyuncular olduğunu ancak yaptıkları işin üst seviyede olduğunu söylemesi, kaldı ki De Bruyne ve Courtois'un arası uzun zamandır özel sebepler yüzünden bozuk. Tüm bunların yanında teknik direktör Roberto Martinez soyunma odasını ve oyuncular üzerindeki hakimiyetini tamamen kaybetmiş durumda. Taktiksel olarak da değişkenlik gösteremiyor Roberto Martinez. Tüm bu bilgileri bir araya getirdiğimiz zaman başarısız, etkisiz ve aynı zamanda umut da vaat etmeyen bir Belçika görüyoruz. Ki benim açımdan turnuvanın en büyük hayal kırıklığı Belçika. Hırvatlar ise üst düzey organizasyon ve oyun disiplinleriyle formdalar. Kaptan Modric önderliğinde etkili oynuyorlar. Hücumda bitiricilik oranları çok yüksek. Livaja, Kramaric, Petkovic gibi forvetler kariyer zirvelerini yaşıyor. Darma duman bir Belçika karşısında Hırvatlar avantajlı. Olası bir Belçika golünü de hesaba katarak benim tercihim 2.5 üst. 22 seansında öncelikle Costa Rica-Almanya maçını inceleyelim. Japonya'ya karşı alınan 1-0'lık sürpriz galibiyet sonrası Costa Rica'da teknik direktör Luis Fernando Suarez
tatlı bir hayal görebileceklerini düşünüyor. Zira 4 Dünya Kupası şampiyonu Panzerler karşısında alacakları bir galibiyet onları gruptan çıkaracak. Hatta İspanya-Japonya maçının sonucuna göre bir beraberlik bile yeterli olabilir. 2018 Dünya Kupası'ndaki felaket grup aşaması performansından sonra yine an itibariyle grup sonuncusu olan Almanya büyük baskı altında. Zira Dünya Kupası tarihlerinde ilk kez ilk iki grup maçından en az birini kazanamadılar. Öte yandan İspanya karşısında topla %35.8 oynayabilen Almanlar için bu oran 1966'dan beri bir Dünya Kupası maçındaki en düşük oran idi. Ayrıca Manuel Neuer bu maçta oynarsa 19 maç ile Dünya Kupası tarihinde en çok maça çıkan kaleci olacak. Gruptaki ilk iki maçında yaklaşık 5 gol beklentisi yakalayan ancak 2 gol atabilen Almanlar son 5 Dünya Kupası maçında da gol yedi. Çağlar, bu maç benim 1 Aralık bülteninde en güvendiğim maç. Almanya için artık goller vakti diyorum. Almanların maça hızlı başlayarak ilk yarıdan fişi çekeceğini düşünüyorum. 2 oranıyla deplasman ilk yarı 1.5 gol üstü benim tercihim. Ayrıca bu maçı birlikte canlıda da takip ederek bahis alabiliriz diye düşünüyorum. Mert, bu maç için tamamen aynı görüşteyiz diyebilirim. Benim için de senin söylediğin gibi günün en güvenilir maçı bu. Senin de söylediğin gibi Almanlar işi ilk yarıdan bitirmek isteyecekler ve bunu yapacak kaliteleri fazlasıyla var. Almanya teknik direktörü Hansi Flick de eleştirildiği maçlardan sonra bol golle cevap vermeyi seven bir teknik direktör. İspanya maçında çok fazla pozisyona girdiler ancak bir türlü gol sayılarını arttıramadılar. Bu tamamen şanssızlıktı bana göre. Costa Rica hakkında önceden söylediğim gibi temposuz, yaşlı, topu hızlı çeviremeyen ve taktiksel açıdan zayıf bir takım oldukları görüşümün arkasındayım. Benim tercihim de Almanların ilk yarıdan en az 2 gol atacağı şeklinde. Benim tercihim deplasman ilk yarı 1.5 üst. 4 takımın da gruptan çıkma şansının olduğu E grubundaki diğer maçta 3 puanlı Japonya, 4 puanlı İspanya karşısında. İlk maçında sürpriz yaparak Almanya'yı yenen Japonlar, ikinci maçlarında Costa Rica'ya yenilerek daha büyük bir sürpriz yaptı dersek yanlış olmaz sanırım Çağlar. Japonlara tur için bir galibiyet gerekli. Beraberlikte ise elenme ihtimallerinin ağırlıkta olduğu birçok senaryo söz konusu. 2 maçta 4 puan alan Tiki-Taka kralları İspanya ise yine çok rahat, çok profesyonel. Süper yedek Alvaro Morata, Dünya Kupası tarihinde İspanya adına ard arda 2 maç yedekten gelip gol atan tek futbolcu konumunda. Maça ilişkin tahminim 3 ihtimalli ilk yarı senaryosunda da İspanya'nın ikinci yarıyı kazanacağını düşünüyorum. Ve tercihim 1.50 oranıyla ikinci yarı sonucu 2 olacak. Senin bu maçtaki tercihin ne olur Çağlar? Mert, öncelikle ilk yarının belirsiz olacağı görüşüne katılıyorum. Japonya kazanmak istiyorsa fazla risk almamak zorunda. Eğer erken risk alırlarsa İspanya karşısında şansları olmaz. İspanyollar ise çok rahatlar. Turnuvanın en teknik takımlarından biri İspanyollar. Genç ve tecrübeli oyuncuların hepsinden katkı alıyorlar. Teknik direktör Luis Enrique oyuncularıyla iletişimini üst düzeyde tutan bir teknik adam. İki takımın da fazla risk almak istemeyeceği bir ilk yarı düşündüğüm için benim tercihim maçta en çok golün ikinci yarıda olacağı şeklinde. Bugünlük bu kadar. Kazandıran İddia Yorumları kanalını takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bahis şansı bizimle olsun.